Sevgili dostlar, bugün huzurlarınızda doğduğunuz toprakların güzellikleriyle sizi buluşturmak üzere varız. Düşündük ki insanın hatırası hiç unutamadığı hikayeleri vardır. Düşündük ki insanlar doğduğu yeri hiç unutmazlar. Doğduğu yerin hasreti her zaman insanın yüreğinde hep baş köşeyi teşkil eder. Düşündük ki çocuklarımız doğduğumuz toprakların tınısını, doğduğumuz toprakların rengini, doğduğumuz toprakların sevgisini unutmasınlar. Bunun için Esenler'de nüfus yoğun olan köylerimize gittik. Amcalarımızla görüştük, teyzelerimizle görüştük. Hikayelerini dinledik. Esenler'deki çocuklarımıza hikayelerini anlatmalarını istedik. Onlar da Esenler'deki çocuklarımıza hikayelerini anlattılar. Doğduğu toprağın hikayesini, doğduğu toprağın yaşamını anlattılar. İşte Esenler'de nüfus yoğun olan bu köylerimizin bütün güzelliklerini sizlerle buluşturmak, nesilden nesile aktarmak ve insanların doğduğu yerle gurur duymasını sağlamak, hele hele en önemlisi doğduğu yerle bağını koparmaması için gözlerinin önüne sergileyecekleri sürekli bir hayali değil, gerçek resmi çıkartarak gerçek hikayeyi buluşturmak istedik. Gelin hep beraber köyümüzün belgeselini birlikte izleyelim. Ne kadar da güzel köyümüz varmış. Hep beraber söyleyelim. Zeki Dinç, 1954 doğumluyum. Efendim köyümüz Çorum'a 20 kilometredir. Mecidözü'ne, Gazamız Mecidözü'ne işte 17 kilometre. Şu durumda 110 seçmenimiz olduğuna göre 250 falan vardır ufak, büyük olarak. Bu kadar olabilir. İşte komple 250-300 civarında olabilir. 300 de olabilir yakın nüfusumuz. Ama şu durumda 110 seçmenimiz var. Var, camimiz var, okulumuz var. Fakat şu an için okulumuz çalışmıyor. Yakın köylere işte taşıma falan oldu. Oraya götürüyorlar. Elvan Çelebi yakın, oraya götürüyorlar. Hayır, sağlık hocamız yok. Sağlık hizmetleri meclisinde alıyor kazamızdan. Çorum'a gidiyor. Yani gereken sıkıntımız olmuyor Allah'a şükürler olsun. Yakın olduğumuz için. Hayvancılığına uğraşıyorlar biraz. Çiftçilerle uğraşıyorlar. Köyde kalanlar. Zaten öte tarafta İstanbul'da zaten ticari arabalar var. Ticaretle uğraşıyorlar. Sağ olsun köyümüz çok iyi bu konularda. Buğday, ayçiçeği, yani ayçiçeği yağlı şey oluyor ya. Bunu ekiyor. Çok iyi, sıkıntı yok. Arpa ekiyoruz. Hepsine çok selamlar ederim. Hepsi başarılar dilerim. Çok memnunum. Benim köyüm insanı çok iyidir. Sağlık yönünde olsun, hizmet yönünde olsun, sağ olsunlar. Başkanımız da işte burada. Teşekkür ederim hepsine. İyi güne teşekkür ederim. Onlar her zaman iyi günlerini beklerim. Cenab-ı Allah bütün hepsine iyi günlerini dilerim. Köye hizmetlerini beklerim. Bizim köy onlara muhtaçtır, onlar da bizim köye muhtaçtır gençlerimiz. Ne olursa olsun, nereye giderse geçsin, illahi buraya gelecekler. Köyün kıymetini bilelim. Gençlerime de çok teşekkür ederim. Başka bir şey değil, yok. Ne diyeyim gençlerime? Pancar pezik değil mi? Aman ciğer ezik, aman ciğer ezik değil mi? Aman ciğer ezik, aman ciğer ezik değil mi? Ben Yavuz Yaşar, 1980'de İstanbul doğumluyum. Çorum ili Mecitözü ilçesi Güngörmez Köy Derneği Başkanlığı'nı yapıyorum. Normalde İstanbul'da yaşıyorum. Mali müşavirim, iş yerim İstanbul'da. Köylü olan ilişkilerimiz, babam emekli olduktan sonra köyde zaman geçirdiğinden dolayı fırsat buldukça sılayı rahim üzerine sürekli gelip gidiyoruz. Çocukların doğal yaşama dönmesi, özellikle bu dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde böyle yerlerin önemini daha fazla hissettiğimizden dolayı her fırsatta gelmeye çalışıyoruz. Yani biz bu toprakların bir ürünüyüz. İstanbul'da yaşıyor olabiliriz ama sonuçta bizi var eden yerler bu topraklardır. Ondan dolayı mümkün olduğunca gelip burada zaman geçirip çoluğumuzun çocuğumuzun toprağı öğrenmesi, ata toprağını öğrenmesi yönünde gayret etmeye çalışıyoruz.
Derneğimiz öncelikle İstanbul ili Esenler ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde yeni açılan postanenin altındadır. Hatta dernek merkezimizin bulunduğu bina Esenler'in ilk kentsel dönüşüm projesinde hayata geçirilen bir yer olması nedeniyle de Esenler Belediyesi'nin bu dönemde bize sağladığı imkanlardan ve faydalardan dolayı da Mehmet Tevfik Öksu Başkan'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Derneğimiz daha yeni bir dernektir. Bizlerin gün görmezler olarak İstanbul'un birçok ilçesinde ama ekseri Esenler'deki nüfus çoğunluğumuzdan ve köyümüzün daha yaşanılabilir, daha konforlu bir ortama ulaşması için böyle bir oluşuma girdik. Eylül ayında dernekler masasından derneğimizin onayını almış olup Ekim ayı itibariyle de faaliyetlerimize başladık. Derneğimizle ilgili oradaki vatandaşlarımız da öncelikle köyümüzde mevcutta bulunan okulumuzun, malum Anadolu'nun birçok köyünde bu okullar öğrenci sayılarının yetersizliğinden dolayı kullanılamadığından ve köy mutfağına devredildiğinden burayı bir kültür merkezi, bir misafirhane. Sonuçta bizler hala İstanbul'da ve memleketin değişik yerlerinde yaşasak da cenazelerimizi köyümüzde defin etme noktasında köylerde cenazelerimiz gerçekleşiyor ama yaşayan nüfusun çoğu köy dışı olduğu için hazırlıklar noktasında gelen insanların mağdur olmamasından dolayı köy okulumuzu misafirhane, kültür merkezi şeklinde bir faaliyete geçirmeyi ilk etapta dernek olarak planlıyoruz. Sürekli görüşüyoruz. Bir arada faaliyetler, etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Yurt dışında bulunan insanlarla da malum günümüz teknoloji devri, görüntülü konuşma, konferanslarla bu sıkıntılarımızı dile getirip çözme noktasında omuz omuza verip bir arada bulunmaya çalışıyoruz. Küçük bir köy olduğu için zaten burası. Genelde hep bir akrabalık ilişkileri de var. Herkesin her şeyle bir şekilde ilgisi oluyor. Önemli olan bu sorunları beraber ortaya getirip masaya konuyu yatırıp çözme noktasında niyet etmek. Zaten köyümüz dediğim gibi yaşayan kısmın birçoğu farklı illerde olduğu için ekonomi olarak da normalde köy yaşantısının üstünde. Haliyle köye olan dönüş, köye olan beklenti de benimsendiğinden dolayı bizim orada dernek faaliyetlerimizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Tabii yazın burası tatil köyüne dönüyor. Çoluk çocuk seslerinden, insan kalabalığından gayet memnunuz. Özellikle kurban bayramlarında yurt dışında yaşayan insanlarımızın da dönmesiyle nüfusumuzun 300'lere, 350'lere kadar çıktığı dönemler oluyor. Köyümüzün dışında yaşayan tüm gün görmezlere sağlık, sıhhat, iyi günlerde sağlıklı bir hayat yaşamalarını temenni edip selamlarımı söylüyorum. Böyle bir projeyi imza atıp hayata geçirdiği için başta Esenler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tevfik Göksu Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Esenler Bölgesi'nde derneklerden sorumlu başkan danışmanı Mehmet Kaya Başkanıma da teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar bizleri burada unutmadılar. Emek verip sizler de zaman ayırıp geldiğiniz için sizlere, prodüksiyon ekibine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler Esenler'de her daim başkanımızın yanında yaptığı projeleri destekliyoruz. Onların da bizi buralarda 700 kilometre uzakta ziyaret edip böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için de şükranlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben Mustafa Yaşar, 1959 doğumluyum. 43 senedir İstanbul'dayım. Son 12 senedir yarı köyde, yarı İstanbul'da yaşıyorum. Valla kitap okuyorum, televizyon izliyorum. Kendimize meşgale buluyoruz. Bahçem var, uğraşıyorum. Temizlik, meyve dikiyoruz. Belki 2000 küçük baş hayvan vardı. Belki 200-300 tane büyük baş vardı. Ama şu an küçük baş hiç yok maalesef. Büyük başta 50-60 tane anca var. Birkaç hanede var yani maalesef. Çiftçilik var, çiftçilik devam ediyor. Yani boş tarla hemen hemen yok desem yoktur yani. Çiftçilik oluyor yani, tarlalar ekiliyor. Buraya salı ve cumartesi günleri bir bakkal diyelim yani bakkal. Geliyor seyyar bakkal. Her salı ve cumartesi geliyor. İşte vasıtası olmayanlar oradan ihtiyaçlarını gideriyorlar. Tarihi 140-150 sene civarında. Daha önce başka komşu köye bağlıymış muhtarlığımız. 1956'da muhtarlığımız ayrılmış. İlk muhtar da babam Süleyman Yaşar'dı. Komşu köy
5 köy beraber muhtarlığı aynıydı. İşte sonra da bizimkiler ayrılmışlar. İsmi daha önce bura çok meşe ormanlıkmış. Balkanlık diyelim daha doğrusu. Babam rahmetli derdi bir ağaca çıktığın zaman bir kilometre inmeden biz ağaçtan ağaca giderdik çocukken. Yani o kadar sık ormanlıkmış. Ama maalesef işte eski orman kanunları olmadığı için ormanlar talan edilmiş. Şimdi güneş doğar doğmaz görüyoruz güneşi. Yani gün görmez olsa da ismi sadece nostaljide kaldı gün görmemesi. Çok sık oluyor. Yani bir ağaca çıktığı zaman yani babam derdi bir kilometre ağaçtan ağaca geçerdik yani. O kadar sık ormanlık. Yani gün görmez ismi de oradan geliyor yani. Değiştirme dediler bir ara arkadaşlar da biz dedik yok. Yani eskiyi hatırlatıyor. Varsın kalsın. Gurbette ben işte dedim ki ben 59 doğumluyum. Ben aklımın ermediği iki hane çıkmış. Daha önce işte 62'lerde, 60'larda. Ondan sonra 76'da ilk olarak bizim aile çıktı. Abilerim, iki abim, rahmetli İsmail abimle Selahattin abim İstanbul'a gittiler. Ondan sonra göç başladı bizimkilerden sonra. Yani benim o iki göçe aklım ermiyor. Ama 76'da abimler gittikten sonra bizim çevre taşındı. Genelde İstanbul, İzmir'de var birkaç hane. Eserler. Çoğunlukla Turgut Reis ve Havaalanı Mahallesi'ne. Vallahi birlik, beraberlik olmasını, köylerini unutmamasını. Yani biz geçiciyiz, bugün varız, yarın yokuz. Biz gençken ne ölümü düşündük, ne hastalığı düşündük, ne yaşlılığı düşündük. Ama o işe geldik. Yani bugünün geçici olduğunu, önemli olan bir hoş bir sada bırakmak olduğunu düşünüyorum. Köylerine hizmet etsinler, köylerini ihya etsinler. Ve de şu son hastalık, yani köylerin kıymetini biraz daha insanların gözüne soktu. Mesela biz buradan giderken, abimler 76'da gitti, ben 78'de gittim onların yanına. Yani biz hiç geri döneceğimiz aklımıza gelmedi. Yani döneriz de, yani biz sanki işte gitti. Ama şartlar değişti, artık köyler cazip hale geldi. Yani köyümüzü unutmayalım, köylerimizi. Teşekkür ederiz böyle bir hizmeti ayağımıza getirdiği için. Sağ olsun, var olsun. Çok teşekkür ederiz, çok memnun olduk ya. Yani.